Herkese merhabalar. Bugün sizlerle balığa çıkmadan önce sık sık başvurduğumuz ve önemli oranda gerçek veriler sunan bir programı nasıl kullandığımızı inceleyeceğiz. Kullandığımız programın adı Windy. Windy programı masaüstü bilgisayarlarınızda çalıştırabildiğiniz gibi iOS sürümlü telefonlardan ve Android telefonlardan da faydalanabileceğiniz bir programdır. Biz sizinle şu an masaüstü bilgisayarda Windy'yi kullanacağız. Basit bir şekilde Windy'yi nasıl kullandığımızı anlatmaya çalışacağız. Şimdi ilk önce tarayıcımıza açtıktan sonra Google Search bölümü, daha sonra Windy'yi tıklıyoruz. Windy'yi tıkladıktan sonra zaten windy.com hemen açılıyor. Buraya tıklıyoruz. Buraya tıkladıktan sonra ne yapıyoruz? Avlanacağımız yeri seçiyoruz önce. Avlanacağımız yeri seçmek için mesela biz karasu olta balıkçıları olarak karasuyu bulalım. Ve burası Sakarya Nehri, burası Karasu Limanı. Şu civarda avlanacağımızı düşünelim. Bu civardaki deniz durumunu detaylı olarak nasıl inceliyoruz? Hep beraber görelim. Öncelikle balığa çıkacağımız muhtemel yeri işaretliyoruz. Bu bölgeye işaret koyduktan sonra bakın şimdi burada bir filema çıktı. Bu filema bize çeşitli veriler gösterecek. Tıkladığımız zaman görüyorsunuz sıcaklık, yağmur, rüzgar, ani rüzgar ve rüzgar yönünü gösteriyor. Burada önemli olan şey bizler için birinci derecede rüzgar, sonra da dalga boyudur. Şöyle bakacağız. Şimdi burada görünen yerde rüzgara bakacağız. Bugün 14 Eylül Salı. Şu an saat 20.40. Saat 8 gibi, 9 gibi rüzgar durumuna şuradan bakıyoruz. Programımız zaten Türkçe. Burada rüzgarın durumunu öğrenmek için rüzgar yazılı satıra bakıyoruz. Bu satırda şuna bakacağız. Bakın şimdi rüzgar bugün öğlede 7 kilometre, saat 15.00'da 9 kilometre ve artmış. 9'da da aynı seviyede çıkmış ve gece yarısından sonra rüzgar düşme eğilimine geçmiş. Bir de burada şunu göstermek istiyorum. Rüzgarın hemen altında ani rüzgar satırı var. Ani rüzgarlar satırı şu anlama geliyor. Ortalama rüzgar 9 kilometre. Şuraya baktığımız zaman misal 9 kilometre veriyor. Ve normal rüzgar eserken rüzgarın birden şiddetlendiği olabiliyor. Kısa süreli ve şiddetli rüzgarlar. Bu da bu ani rüzgarlarda o kısa süreli esen rüzgarın ortalama şiddetini gösteriyor bize. Şimdi burada rüzgar kısmı bu şekilde. Bir de bir tüyo vereyim size. Şu an bakın bu satırda rüzgarın yönünü veriyor. Rüzgarın yönü şu an kuzeydoğu. Aslında balık için müsait bir yön. Fakat rüzgar şiddeti fazla olduğu için olta atmanıza pek müsaade etmeyecektir. Rüzgar şiddeti ne zaman müsait olarak gelince buradaki renkler sizin rehberiniz oluyor. Baktığınız zaman burada yeşil renkte rahat rahat olta atabileceğiniz rüzgar hızları var. Ve bu yeşil daha sonra rüzgar hızlandıkça maviye, işte sarıya, turuncuya, kırmızıya dönüşebiliyor. Şimdi rüzgar kısmı bu. Bir de dalga kısmı var. Biz genelde spin yapıyoruz burada. Ve spin atarken, spin disipliniyle avlanırken biz dalgaya pek önem vermiyoruz. Bizim için birinci öncelik rüzgar. Ama dalga boyunu öğrenmek istiyoruz. Biz LRF yapacağız. Biz dalgasız bir suda avlanacağız ya da botumuzla, teknemizle kıyıdan açılarak balık avlayacağız diyen arkadaşların dalga durumunu bilmesi gerekiyor. Dalga durumu için de bakın burada dalgalara tıklıyoruz. Dalgalara tıkladığımız zaman bu ekran açılıyor. Şimdi bu sefer ne oldu? Rüzgar yukarı çıktı. Ani rüzgarlar bir altına, dalgalar ve ölü dalgalar. Şimdi bizim için önemli olan kısım ölü dalga. Ölü dalga kıyıdaki dalga anlamına geliyor.
Bakın şuradaki ölü dalga kıyıdaki dalga anlamına geliyor. Burada saati ileri getirdiğimiz zaman bakın gördünüz mü şurada? Ölü dalgamız 0.3 metre. Hemen bakalım ölü dalgamız burada 0.3 metre. Buradan da görebilirsiniz. 0.3 metre kıyıdan tekneyle, botla açılabileceğiniz ve çok rahat olta atabileceğiniz, hatta bizim denizlerimizde LRF yapabileceğiniz bir dalga boyu. Şu yeşil renkte gördüğünüz ok da açıktaki dalgayı gösteriyor. Yani siz şu bölgelerde avlanıyorsunuz ama tekneler bu bölgede ya da tekneyle buralara çıkacaksınız. Buradaki dalga seviyesi de, yani açıklardaki dalga seviyesi de yeşil renkli okla görünüyor. Burada sizlerin de tahmin edeceği gibi mavi renkteki ok da rüzgar yönünü ve hızını gösteriyor. Şimdi buradaki rüzgar yönümüz kuzeydoğudan geliyor ve 5 kilometre hızla esiyor. Bakalım çarşamba günü saat 3.00'da rüzgar hızımız 5 kilometre. Şimdi bu program ücretsiz kullanıldığı zaman size 3'er saatlik aralarla denizlerdeki rüzgar ve dalga durumunu gösteriyor. Diğer veriler de mevcut. Bakın temele bastığınız zaman size yağmur durumunu gösteriyor. Telefonlardaki yağmur durumlarından ziyade buradaki yağmur durumları çok daha güvenilir. Dalgalar, rüzgar. Yine farklı branştaki arkadaşlar için diğer veriler bu programda mevcut. Öğrenmeyi kolaylaştırmak adına sizlerle bir başka yerin deniz durumuna bakalım. Windy programını kullanan arkadaşlar, bizler genelde bilgisayardan bakmıyoruz. Niye? Elimizde telefonlar var. Her şeyi telefonlardan öğreniyoruz. Windy programı Android'de mevcut. Android işletim sistemli telefonlarda şu logodan indirebiliyorsunuz ya da iOS işletim sistemli telefon kullanan arkadaşlar için ne yapalım? Şuradan arayalım. İşimizi zorlaştırmayalım. Bakın. Masaüstü bilgisayarlarda gösterir. Siz bunu telefonlarınızda daha rahat görürsünüz. Baştan alalım. Ne yapıyoruz? Windy'ye giriyoruz. Tıklıyoruz. Avlanacağımız bölgeye bakıyoruz. Mesela ben yarın sabah ava gideceğim. Yarın sabah balık avına gitmeyi düşünüyorum. Nereye gitmeyi düşünüyorum? Kum Mahallesi'ne gitmeyi düşünüyorum. Bu arada yarın sabah nerede olacağımı öğrendiniz. Bakıyorum, tıklıyorum buna, sonra buna ve bütün verilerim çıkıyor. Kum Mahallesi'nde çarşamba sabah 6'da, 7'de bakalım sıcaklık 20 derece, yağmur yok, rüzgar 5 kilometre, ani rüzgar sabah 7 için 11 kilometre, rüzgar yönü kuzeydoğu. Bu böyle. Dalgalar kısmına baktığımız zaman da bakın burada bizi ilgilendiren kıyıdaki dalga boyu burada görünüyor. Kıyıdaki dalga boyu 0.4 metre ve açıktaki dalga boyu ise 0. Yani bu şu anlama geliyor. Denizde kıyıda dalga var ama açıkta dalga yok. Ben bu programa baktıktan sonra buradaki dalga durumuna göre çizme giyebiliyorum, kasık çizmesi giyebiliyorum, tulum çizme giyebiliyorum. Buradaki rüzgara göre, sıcaklığa göre üzerime giyeceğim kıyafetleri ona göre seçiyorum, seçmeye çalışıyorum. Bu videoyu hazırlamadan önce böyle bir video hazırlamam konusunda arkadaşlardan çok istek geldi. Bilmiyorum ne kadar anlatabildim. Windy ile ilgili sormak istediklerinizi videomuzun yorum bölümüne iletebilirsiniz. Programın ne olduğu hakkında bilgi vermeye çalıştım. Kullandıkça Windy'ye bakarak balığa gittikçe Windy'nin nasıl kullanıldığını daha iyi öğreneceksiniz. Şimdi size bir şey daha söyleyeyim. Windy sadece denizlerdeki hava durumunu göstermez. Mesela
Göllerdeki hava durumunu da gösterir. Hemen bakalım. Abant Gölü diyelim. Abant Gölü, Mudurnu. Şimdi bakın, burası Abant Gölü. Abant Gölü'ndeki durumu bakalım. Sıcaklık yarın sabah 12 derece. Rüzgar 4 kilometrelik bir rüzgar var. Ani rüzgarlar biraz fazla. Rüzgarın yönü nereden geliyor? Kuzeyden geliyor. Durum bu şimdilik. Bu şekilde gölleri de görme şansımız var. Bizden bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videomuzun altına yorum yapmayı unutmayın. Balıkla kalın.